Bu videoda merkezi sinir sistemindeki glial hücrelerden mikrogliayı anlatacağım. Glia aslında tutkal, yapıştırıcı anlamında kullanılan Yunanca kökenli bir isim. Buradan yola çıkarak sinir sistemindeki glial hücrelere tutkal hücreler diyebiliriz. Başına gelen mikro önekinden de anlaşılabileceği gibi mikroglia, sinir sistemindeki glial hücrelerin en küçüğünü temsil ediyor. Mikroglia grubu dışında kalan glial hücreler ise kimi zaman tek çatı altında toplanıp makroglia adıyla anılıyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bunlar hacim olarak mikroglia'ya e, göre e, çok daha büyük. Mikroglia hücreleri çoğunlukla kemik iliğinden çıkarak dolaşım sistemine karışan monositlerden türer ve sonra merkezi sinir sistemine girerler. Embriyonun e, ektoderm katmanından türeyen diğer tüm nöral hücrelerin aksine mikrogliyalar mezodermal orijinlidir. Mikroglia duruma göre farklı şekillere bürünebilir. Örneğin, atıl durumdaki mikroglia nispeten küçük bir gövdeye ve gövdeden çıkıp dallara ayrılan çok sayıda uzantıya sahip. Bu biçimdeyken atıl mikroglia deniyor. Aktif mikroglia ise daha büyük ve biçim itibariyle yere dökülmüş su birikintisini andırıyor. Kimilerine göre bu şekil amipe benziyor. Mikroglia bu şekle büründüğünde adı aktif mikroglia oluyor. Atıl durumdayken yaptıkları tek şey, interstisyel sıvıdan örnek toplamak. Dallanıp budaklanan bu uzun çıkıntılar sayesinde interstisyel sıvıyı sürekli gözetim altında tutar, olası bir soruna karşı tetikte beklerler. Atıl halde bekleyen e, mikroglia bir problem e, saptadığında derhal harekete geçer ve aktif mikroglia'ya dönüşür. Bu ağaç dallarını andıran uzantılar geri çekilir, gövde büyür ve ortaya böyle amorf bir yapı çıkar. Mikrogliaların aradıkları başlıca sorun enflamasyon yani iltihaplanmadır. İlk önce enflamasyona neyin yol açtığını tespit ederler. Acaba bunun e, sebebi merkezi sinir sistemindeki bir dokuz edilenmesi mi, yoksa bakteri ya da virüslerin yol açtığı bir çeşit enfeksiyon mu? Bu belirlendikten sonra aktif mikroglia vücudun başka bir dokusundaki herhangi bir makrofaj gibi davranmaya başlar. Bu arada makrofaj derken dokulardaki ölü hücreleri, hücre kalıntılarını ve yabancı maddeleri yutan hücreleri kastediyorum. Mikroglia merkezi sinir sisteminde enflamasyonun oluştuğu bölgeye intikal eder ve enfeksiyona yol açan ölü veya hasarlı hücreleri, bakterileri ya da diğer yabancı hücreleri aramaya koyulur. Aktif mikroglia bakteri gibi yabancı hücrelerle karşılaştığında derhal saldırıya geçer. Salgıladığı e, sitotoksik maddelerle de bu hücreleri öldürür. Örneğin reaktif oksijen türleri bakteri gibi bir hücreyi öldürebilir. E, buraya kısaca ROT yazıyorum. Esasen aktif oksijen türlerinden bahsediyoruz. Sitotoksik madde salgılamak mikroglianın temel işlevlerinden biri. Kimyasal saldırı sonrasında enkaza dönüşen bakteriyle iştahı kabaran mikrogliya kalıntıları afiyette mideye indirir. Tabi mikroglianın gazabına uğrayan yalnızca bakteriler değil, aynı muamele merkezi sinir sisteminde sorun yaratan herhangi bir hücre için de geçerli. Ölü hücreden artan kalanları yutan mikroglia bu kalıntıları ufalayıp küçücük parçalar haline getirir. Keza fagositoz olarak bilinen bu yutma işlemi de mikro, e, mikroglia'nın temel fonksiyonlarından biridir. Tabii vücuttaki diğer e, makrofajlar da aktif mikroglia ile aynı şeyi yapıyor. Yani fagositoz sadece mikroglia'ya özel bir işlev değil. Aslına bakarsanız süreçte her zaman böyle işlemiyor mikroglia anormal bir şeyle karşılaşıp onu yuttuğunda bazen iştahı daha da kabarıyor ve diğer bağışıklık sistem hücrelerini harekete geçiren sitotoksik ya da benzeri e, maddeler salgılamaya başlıyor. Bu da enflamasyonu daha şiddetli hale getirebiliyor. Mikroglia hücre kalıntılarını yedikten sonra bir diğer temel işlevini yerine getiriyor küçük parçalara ayırdığı kalıntıları gövdesinin üzerine yapıştırıp diğer hücrelerin özellikle de lenfosit gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin göreceği biçimde sergilemek. Lenfositlerin pazar tezgahına konmuş gibi sergilenen bu parçaları fark etmesi uzun sürmez. Bağışıklık sistemi hücrelerinin muhatap olduğu her türlü molekül antijen kategorisindedir. Dolayısıyla mikrogliyaların yaptığı bu işe de antijen sunumu deniyor. Bağışıklık hücrelerinde dahil olmasıyla enflamasyon daha da şiddetlenir ve antijenin türüne göre daha spesifik hale gelir. Söz konusu yabancı bir hücreye ait antijenler ise bu durum daha da belirgindir. Görüldüğü gibi mikroglia merkezi sinir sistemindeki enflamasyonla aktif hale geldiği gibi buradaki enflamasyonun artmasında da rol oynuyor. Saydığım tüm bu işlevlerin yanı sıra araştırmalar mikrogliyaların nöronlar, diğer glial hücreler ve bağışıklık sistemi hücreleriyle de farklı kimyasal etkileşimlerde bulunduğunu bize gösteriyor.